Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce kelle paça çorbası yapmış mıydık? Yoksa yapmamış mıydık? O halde bugün kelle paça çorbası yapalım ve afiyetle yiyelim. Malzemelerimiz her zaman olduğu gibi açıklama kısmında mevcut. Oradan tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Zaman kaybetmemek için tencereye kaynar su ekliyorum. Kasaptan almış olduğum kemikleri tencereye bırakıyorum. Üzerini geçecek seviyede tekrar su ekliyorum. Bu tencere bana biraz küçük geldi. Bunları başka bir tencereye alıyorum. Kemiklerimiz iyice kaynasın. Eti iliği dökülsün. Bunun suyu bize lazım. Kapağını kapattım. Kaynaya dursun. Başka bir tencereye sıvı yağ alıyorum. Ocağın altını yaktım. Şimdi bir miktar tereyağı alıyorum. Bu yağlar size biraz fazla gelebilir. Ben sizin için doğru oranı açıklama kısmına bıraktım. Şimdi tereyağımız erirken bir yandan da azar azar un ekleyelim. Karıştırmayı hiç bırakmayalım. Böyle çok aman aman bir un eklemiyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu aşamaları olabildiğince kısalttım. Bunları gerçek süreler sanmayın. Unun kokusu çıktı. Şimdi soğuk su ekliyorum. Azar azar eklerken karıştırmaya devam ediyorum. Suyun da hepsini eklemedim. Bu kadar yeterli. Ocağın altını kıstım. Bir süzgeç aldım. Kemik suyunu kullanacağım. Bir kepçe yardımıyla kemik suyunu diğer tencereye süzerek alıyorum. Burada kelle paça etinden başka et istemediğim için süzüyorum. Siz fark etmez derseniz süzmenize gerek yok. Şöyle bir karıştıralım. Fazlalıkları kaldırdım. Bir de yanına acı sos ve sarımsaklı sos yapalım. Yine tereyağı eritiyorum. Bu arada çorbamızın tuzunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Burada ışık patlamış, hiçbir şey gözükmüyor. Özür dilerim. Şimdi acı sos için erimiş tereyağı üzerine baharatları ve salçayı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Altını kıstım ve biraz kaynamasını istiyorum. Bu arada sarımsaklı sos için sarımsakları havana aldım. Sarımsakları iyice dövüyorum. Acı sosun içine biraz su ekledim. Bu bardakta sirke ve biraz zeytinyağı var. Sarımsakları bunun içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi sarımsaklı sos hazır. Bunu isterseniz daha önceden de hazırlayabilirsiniz. Yapısını görüyorsunuz, gayet oldu ve kokmaya da başladı. Acı sosumuzun da kıvamı böyle. Bu da gayet güzel oldu. Artık büyük buluşma başlasın. Ben bu kelle paçayı hazır almıştım. Videonun başında size göstermiştim. Paketi açtım ve tencerenin içerisine etleri ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Alt üst edelim.
Şimdi sıra geldi yoğurdu eklemeye. Yoğurdu böyle çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyorum. Topaklanma olmadan sıvı bir hal alsın istiyorum. İstediğim gibi de oldu. Şimdi yoğurt kesilmesin diye kepçeyle çorbadan azar azar ekliyorum. Yoğurdun içerisine ekliyorum ve karıştırmayı bırakmıyorum. Bu aşamaları tekrarlıyorum ve yoğurdun kesilmesini engelliyorum. Artık oldu, çorbanın içerisine ekleyebilirim. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Biraz keyif alarak karıştırıyorum. Çorbayı kaseye alıyorum. Kepçedeki düşmeyen ete gözü takılanlar sayımızı bilelim. Bol bol koyuyorum. Biraz da etinden bu iş tamam. Tadım aşamasına geçelim. Bu çatalın burada ne işi var? İnanın bilmiyorum. Çorbayı tatmak için sabırsızlanıyorum. Gayet güzel görünüyor. Biraz sarımsak ekliyorum. Bu böyle yenir diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Biraz da acı sostan ilave ediyorum ve güzel güzel karıştırıyorum. Müsaadenizle artık tadına bakıyorum. Gayet güzel olmuş, kendim yaptım diye söylemiyorum. Bu çorbaya rakip tanımıyorum. Zavallı limonsa öylece duruyor orada. Yeni tarihlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal ediyorsunuz. Etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın.